Salih Aleyhisselam Salih Aleyhisselam'ın soyu ve mesleği Salih bin Ubeyd bin Esif veya Asit bin Kemaşiç veya Masiç veya Masih bin Ubeyd bin Hadir veya Hazir veya Cadir veya Hacir bin Semud bin Abir veya Cair bin İrem bin Sam bin Nuh Aleyhisselam'dır. Salih Aleyhisselam Semut kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumdaydı. Kendisi daha önce ticaretle uğraşırdı. Salih Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. Salih Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a benzerdi. Beyaza çalar, kırmızı benizliydi. Düz saçlıydı. Kıvırcık saçlı değildi. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdi. Semut kavmi ve yurtları. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, ikinci adli anılan Semut kavmi olup Arabul Aribe'dendir. Yüce Allah birinci adı yani Hud Aleyhisselam'ın kavmini helak ettikten sonra onların ardından Semut kavmini yeryüzüne hakim kılmıştı. Yüce Allah Semut kavmini uzun ömürlü yaratmıştı. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan çamurdan bir ev yapar, adam daha sağ iken ev yıkılır giderdi. Bunun için onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar, durdular. Semut kavmi Hicaz'la Şam arasında Vadil Kure'ye kadar uzanan Hicir bölgesinde otururlardı. Hicir, Semut kavminin Medine ile Şam arasında bulunan yurtlarının adıdır. İstahri Hicir hakkındaki müşahedelerini şöyle anlatır. Hicir halkı az bir kariyedir. Dağlar arasında olup vadeli kuraya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semut kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik, da sanar. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derece zahmet çekerek çıkabilir. Yüce Allah'ın işte dişi deve su içme hakkı bir gün onundur belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Buyurduğu Semut kuyusu da hicirdedir. Salih Aleyhisselam'ın Semut kavmine peygamber olarak gönderilişi. Semut kavmi işi büsbütün azıtıp Allah'ın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde fesat çıkarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Salih aleyhisselam Semud kavmini bütün putları atarak bir olan Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın iman ve ibadet etmeye davete başladı. Fakat onlar Salih aleyhisselamı ve tebliğatını küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih aleyhisselamdan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Salih Aleyhisselam davet ve tebligatına ısrarla devam etti. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdi. Semud kavmiyle 20 yıl uğraştı. İş uzayıp gidince Salih Aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet bir mucize göstermesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordu. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Sen kendi ilahına yalvar. Biz de kendi ilahımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih Aleyhisselam olur dedi. Semut kavmi ve senleri putlarıyla birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih Aleyhisselam da onlarla birlikte gitti. Semut kavmi dualarında Salih Aleyhisselam'ın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini ve senlerinden ve putlarından istediler. O zaman Semut kavminin seyyidi, ulu kişisi olan Cenza bin Amr, Ey Salih! Şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz dedi. Salih Aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kıldı. Yüce Allah'a dua edince Kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti. Titredi. Sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktı. Kaya bir deve doğurdu. Semut kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağırlar, kablarını, kaçaklarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Canda bin Amr ile kavminden bazı kişiler Salih Aleyhisselam'a iman etti. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Halife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih Aleyhisselam'a iman etmek ve tabi olmak istedilerse de vesenlerinin sahipleri olan eşraftan Zuhab bin Amr'la Habbab ve Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Semud kavminin mucize deveyi öldürmeleri ve Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkışmaları. Salih Aleyhisselam, Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdı. O nereye yönelse onun yanında bulunurdu. Deve bir gün Semud kavminin suyundan içer, bir günde onlar devenin sütünü sağar içerlerdi. Semud kavmi Rablerinin emrine karşı kibir ve gurura düştüler. Azgınlık ettiler, deveyi boğazladılar.'' Deveyi boğazlayanlardan birisi kızıl, sarışın, gök gözlü, köse, kısa bir adamdı. Öteki de uzun boylu, akılsız ve titrek bir kimseydi. Ana deve kesilince yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih Aleyhisselam'ı görünce ağladı ve üç kere böğürdü. Salih Aleyhisselam Semud kavmine her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda üç gün daha yaşayacaksınız.'' Bu yalanlanmayacak bir vaattir dedi. Semud kavminden Salih Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışanlar oldu. Fakat Allah onu korudu. Semud kavmi Salih Aleyhisselam'la alay ederek azaba ne zaman uğrayacaklarını sordular. Salih Aleyhisselam "Azap alameti birinci günde yüzleriniz sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. İkinci günde yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. Üçüncü günde yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız dedi. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıkları zaman küçük büyük erkek kadın hepsinin yüzleri sanki haluk kokusu sürünmüş gibi sapsarıydı. Bunun üzerine Semut kavmi helak olacaklarını ve Salih Aleyhisselam'ın doğru söylemiş olduğunu anladılar. İkinci gün yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar.'' Üçüncü gün yüzleri kara boya sürünmüş gibi kararmış olarak sabaha çıktılar. Dördüncü gün pazar günü sabaha çıktıkları zaman kendilerine azaptan cezadan neler geleceğini, gelecek azabın hangi yandan, üzerlerinden, gökten mi, yoksa ayaklarından altından, yerden mi geleceğini bilmiyorlar. Kah başlarını kaldırıp semaya bakıyorlar, kah gözlerini yere dikiyorlardı sabaha girdikleri sırada güneş doğarken gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yeryüzünün bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bağırıldı ki bir anda göğüslerindeki kalpleri parçalandı. Canları bedenlerinden uçtu. Solukları, kımıldamaları kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Allah'ın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka, doğu batı arasında onlardan helak olmadık bir kimse kalmadı. Kurtulan o tek kişi ise Ebu geldi. At kavminin helakıyla Semut kavminin helakı arasındaki süre 500 yıldır. Kur'an-ı Kerim'in Semut kavmi hakkındaki açıklaması. Salih Aleyhisselam'ın Semut kavmine gönderilişi ve onların kötü tutum ve davranışları ve akıbetleri Kur'an'da şöyle açıklanır. Ant olsun ki Eshab-ı Hicra da peygamberlerini yalanlamışlardı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar bunlardan yüz çevireceydiler. Onlar dağlardan emin emin evler yontar, oyarlardı. Andolsun olsun ki biz Semud kavmine Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün onlar birbirleriyle çekişir iki fırkadır. Salih, ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden önce çar çabuk kötüyü istiyorsunuz? Allah'tan yargılanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz dedi. Biz senin yüzünden ve mahiyetinde bulunan kimseler, müminler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih sizin bütün emel ve hareketleriniz Allah katında gizli değildir. Belki siz imtihana çekilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. O şehirde, hicirde düşman dokuz erkek vardı ki, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Onlar Allah adıyla antlaşarak ona, salihe ve ehline, Herhalde bir gece baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine and olsun ki biz o ailenin helakinde hazır değildik. Şüphesiz ki biz bu sözümüzde elbette sadıklarız diyelim dediler. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerinin haberleri olmadan onların planlarını alt üst dedi verdik. O ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirdi.'' sizi orada ömür geçirmeye ve imara memur etti. O halde ondan yargılanmak dileyiniz. Sonra ona tevbe ediniz. Şüphe yok ki Rabbinin rahmeti çok yakındır. O duaları da kabul edendir. Düşününüz ki Allah sizi addan sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdi. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuzdur. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anınız. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlıklar yapmayınız, dedi. Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen biriydin. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi ibadete davet ettiğin Rab'den hakikaten şüpheleniciyiz dediler. Salih, ey kavmim, ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerindeysem ve o Rab kendinden bana bir rahmet, peygamberlik vermişse buna ne diyeceksiniz? O halde Allah'ın intikamından eğer ona isyan edersem kurtarma hususunda bana kim yardım eder? Demek siz beni ziyana uğratmaktan, bunu bana karşı artırmaktan başka bir şey yapmayacaksınız. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş Emin bir peygamberim, artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde, bağların, pınarların içinde, ekinliklerin ve tomurcukları nazik ve yumuşak hurma açılarının içinde emin emin bırakılacak mısınız?'' dağlardan şımarık şımarık evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. İfratçıların emrine boyun eğmeyiniz ki onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir, dedi. Sen ancak hızlı büyülenmişlerdensin, dediler. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenleri de kendilerince her görünenlere onların içinden iman edenlere siz Salih'in gerçekten Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? dediler. Onlar da biz doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz dediler. Yine kibirlenen kimseler biz doğrusu o sizin iman ettiğinize münkir ve kafir olanlarız. Salih'e de sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Bununla beraber eğer peygamberlik davasında doğruculardansan hadi bir mucize getir dediler. Salih ey kavmim işte size bir ayet bir mucize olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi artık onu serbest bırakın Allah'ın arzında otlasın. İşte bu dişi deve su içme hakkı bir gün onundur belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyin. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar," dedi. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden sen bizi tehdit edip durduğun azabı getir bize," dediler. Rablerinin emrinden uzaklaşarak isyan ettiler ve Salih, eğer sen gönderilenlerden sen azabı getir bize," dediler. Bunun üzerine Salih memleketinizde üç gün daha yaşayın. İşte bu, yalanı çıkarılamayacak bir tehdittir dedi. Vakti ki azap emrimiz geldi. Sabaha girdikleri sırada onları korkunç bağırış yakalayıverdi. Kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı def edemedi. Salih'i de, onun mahiyetinde iman etmiş olanları da tarafımızdan bir rahmet olarak azaptan ve o günün rüsvalığından kurtardık. Şüphesiz ki Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarında dizüstü çöken, canları çıkan kimseler olu verdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semut kavmi hakikaten Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açın. İyi bilin ki Semud'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verilmiştir. Semud kavminin helak edilmesinde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar yararlandınız denilmişti de Rableri'nin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. İşte bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutu vermişti de ayakta durmaya güç yetiremediler. Bir yardım da göremediler. İşte sana onların kendi zulümleri yüzünden ıpıssız kalmış evleri. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Salih Aleyhisselam'ın hacca gidişi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam veda hacında Osman Vadisi'ne vardığı zaman Ebu Bekir'e Ey Ebu Bekir, bu Hangi vadidir diye sordu. Ebu Bekir Osman Vadisi'dir deyince Peygamberimiz Salih Aleyhisselam'ın da beline aba tutunmuş, belinden yukarısını alacalı bir kumaşla bürümüş, genç ve kızıl tüylü, yuları hurma lifinden örülmüş, dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbi ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Salih Aleyhisselam'ın helak olan kavmine hitap edişi ve Mekke'ye gidişi. Salih Aleyhisselam, Semud kavmini Yüce Allah'a iman ve ibadete davet etmekle uğraştı. Semud kavminin helakinden sonra hicirden ayrılırken onlara şöyle hitap etti. Ey kavmim! And olsun ki ben size Rabbimin eltiliklerini tebliğ etmişimdir. Size hayır hahlık göstermişimdir. Fakat siz hayır hahları sevmezsiniz ki.'' dedi. Salih Aleyhisselam yanında bulunan müminlere de "Ey kavmim, şüphe yok ki burası halkına Allah'ın gazap etmiş olduğu bir yerdir. Buradan hemen göç edin ve Allah'ın haremine ve emanına gidip kavuşun." dedi. Abalarının içinde ihrama girdiler. Liften yularlı, genç, kızıl tüylü develeri yedeklerini alarak yola düştüler telbiye ede ede gittiler. Mekke'ye varıp kavuştular. Hayatlarının sonuna kadar orada kaldılar. Kabirleri Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Hicr arasında bulunmaktadır. Rivayete göre Salih Aleyhisselam vefat ettiği zaman 258 veya 280 yaşındaydı. Haremin azaptan koruduğu tek adam Ebu Rigal ve akıbeti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Tebuk seferinde Hicr'den geçerken Semut kavminden ancak haremin korumuş olduğu bir tek adamın sağ kaldığını haber vermişti. Eshab-ı kiram, ey Allah'ın peygamberi, kimdi o adam diye sordular. Peygamberimiz Ebu Rigal'dir buyurdu. Ebu Rigal sakıtların atasıydı. Salih aleyhisselamın kölesiydi onu Mekke tarafına sadaka, zekat tahsildarı olarak göndermişti. Ebu Rigal, sütü çekilmiş yüz koyunu, ayrıca bir koçu ve bir de akşamleyin annesi ölmüş bir oğlan çocuğu bulunan bir adamın yanına vardı. Ona, beni sana Resulullah gönderdi dedi. Adam, Resulullah'ın elçisi hoş geldi, safa geldi, istediğini al dedi. Ebu Rigal, koyunlardan sütlü olanı aldı. Adam o annesinin ölümünden sonra sağ kalan şu çocuğundur. Onun yerine on koyun al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adam yirmi koyun al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adam elli koyun al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Adam şu bir koyundan başka koyunların hepsini al dedi. Ebu Rigal hayır dedi. Bunun üzerine adam eğer sen süt içmeyi seversen ben de seni severim diyerek ok çantasındaki okları serdi. Sonra da ey Allah'ım sen şahit ol dedi. Yayına bir ok yerleştirip Ebu Rigali öldürdü. Bunun haberi Allah'ın peygamberine benden önce erişmesin dedi. Salih Aleyhisselam'ın yanına varıp Ebu Galin yaptıklarını haber verdi. Salih Aleyhisselam ellerini göğe kaldırdı. Üç kere ey Allah'ım Ebu Rigal'e lanet et diyerek dua etti Ebu Rigal'i öldüren Kays aylanlardan Müdebbih bin Hevazi'nin oğlu Sakıf'tı